Amerikan Başkanı Trump'ın anayasa ihlalden yargılanmasına izin verildi. Yargılama izni Maryland'de görevli bir yargıç tarafından verildi. Amerika'da dördüncü çeyrek büyümesi hane halkı harcamalarında yukarı yönlü revizyon desteğiyle %2,5'tan 2,9'a yukarı revize edildi. Beklenti 2,7 idi. Amerika'da kişisel tüketim son çeyrekte %4 yükselerek 2014'ten bu yana en güçlü artışı kaydetti. Beklenti 3,8'di. Amerika'da bekleyen konut satışları Şubat'ta aylık %3,1 arttı. Beklenti %2 artıştı. Satışlar yıllık %4,4 azalırken önceki %1,9 azalıştı. Amerika'da toptan eşya stokları Şubat'ta %0,5 beklentinin üzerinde artış gösterdi. Atlanta Fed Başkanı Bostic kademeli faiz artışı yaklaşımının faizde büyük sıçramalara nazaran daha uygun olduğunu kaydetti. Bostic göstergelerin enflasyonun yükseldiğini işaret ettiğini de savundu. Başbakan Binali Yıldırım stratejik yatırımlar kapsamında 128 milyar TL'lik stratejik yatırımın teşvikini onayladıklarını, önümüzdeki günlerde paylaşılacağını, ayrıca yatırım ortamının iyileştirilmesi amacıyla 67 maddelik paketin meclise sevk edileceğini de belirtti. Sepet kur 4.47'yi geçerek rekor kırdı. Dolar TL ise 4.01 seviyesine kadar yükseldi. Societe Generale Gelişen Piyasalar Direktörü Kalen, Türk lirasındaki volatiliteye bakıldığında diğer gelişen piyasalara göre çok da cazip olmadığını belirterek, Merkez Bankası %5 değil %10'luk enflasyon hedefine göre hareket etmeli dedi. TD Securities Gelişen Piyasalar Stratejisi Majo, Merkez Bankası'nın bir adım atmaması ya da piyasaların bir anda boğa piyasasına dönmemesi durumunda önümüzdeki günlerde dolar TL'nin 4.10-4.15 seviyesinde yükselme riski olduğunu belirtti. Derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's, dolardaki zayıflığın devam etmesinin beklendiğini belirterek, Euro-Dolar tahminini bu yıl için 1.27'ye, gelecek yıl için 1.3'e yükseltti. Güney Afrika'da enflasyonun %4 ile 3 yılın dibine inmesi sonrası Merkez Bankası faizi 25 bas puan daha düşürerek %6,5'a çekti. Politika faizi böylece 2 yılın en düşük seviyesine geldi. Irak Petrol Bakanı El-Luaybi, OPEC ve Rusya dahil OPEC dışı 10 ülkenin petrol üretim kesintisini 2019'un ilk yarısına kadar uzatmayı değerlendirdiğini söyledi. OPEC Genel Sekreteri Barkin de Suudi Arabistan Veliaht Prensi Salman ise petrol üretim miktarları konusunda daha uzun vadeli anlaşmalar gerektiğini savundu. Facebook gizlilik araçlarını kullanıcıların verilerini silmesine olanak tanıyacak şekilde yeniden güncelliyor. Bloomberg'un haberine göre Savunma Sanayi İcra Komitesi yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Komitenin en önemli gündem maddesi Altay tankı projesi olacak. Kuzey Kore lideri Kim Çin'i ziyaret etti. Nükleer silahlardan arınma sözünü yineledi. Ziyareti memnuniyetle karşılayan Amerikan Başkanı Trump, Kuzey Kore liderinin barış için doğru şey yapacağının büyük olasılık olduğunu savundu. Ve MGK sonrası yapılan açıklamada teröristler Manbij'den çıkmazsa inisiyatif kullanılacağı bildirildi. Bloomberg HT ekranlarında küresel piyasalara hoş geldiniz. Hafta içi her gece 22'de olduğu gibi küresel piyasalarda çarşamba gecesi itibariyle karşınızdayız. Bir yön arayışı var küresel piyasalarda, onu net bir şekilde söyleyebiliriz. Bir yukarıda bir aşağıda gün gün hareketler oluyor ama gün içerisinde de yine açılış yükselişle ardından kapanış sert düşüşle ya da önce sert düşüş kapanışa doğru yükseliş oldukça oynak hareketli bir piyasa günlerinden geçiyoruz. İçeride de buna benzer hareketler var. Wall Street'te yüksek oynaklık diyoruz. Dolar TL 4'ün üzerine çıktı. Az önce baktığımızda 4.01'lerdeydi. Son rakamları size aktaracağız birazdan. Borsa İstanbul'da ise bugün sert bir satış vardı. Yani uzun süredir görmediğimiz o lider hisse senetlerinde yine sert satışlar gördük. Borsa İstanbul'da bankacılık sektöründe birkaç hissede %3'ü varan, %3'ü kimi zaman geçen sert satışlar, sadece birkaç banka kendini bugün ayrıştırabildi, Akbank gibi, ama diğer çok büyük bankalarımızda %3'e yakın bir bankacılık sektöründe bir satış merak ediyoruz. Neden? Amerika'nın 10 yıllık tahvil faizi hala 2.80 seviyesinin altında. Tahvil faizlerinde bizdeki yükselişte devam ediyor.
14-30'lara geldik. Gösterge tahvil 2 yıllıkta, 10 yıllık yine 12-80'ler seviyesinde hala yüksek seyrini koruyor. Haftaya enflasyon verisi gelecek. Yatırım teşvikleri konusunda 128 milyar TL'lik bir açıklama önümüzdeki günlerde kamuoyuna açıklanacak. Onaylandığını Sayın Başbakan bugün ifade etti. Artık törende bunların duyurulmasını bekliyoruz. Ve kimin ziyareti, altında da bir sert geri çekilme var. Gelişmekte olan ülkelerde işte Rusya, Brezilya ardından Güney Afrika'da da bir faiz indirim süreci var. Faiz indirim döngüsü. Nasıl oluyor? Fed faiz artırıyor, bunlar faiz indiriyor. Biz ne yapacağız bu durumda? Değerlendirmek üzere iki konuğumuz bizlerle olacak. Birazdan Tufan Cömert Garanti Yatırım, Yatırım Danışmanlığı Müdürü bizlerle ve FEB Yatırım Stratejisi Işık Ökte de yine stüdyomuzda olacak. Bir piyasalara göz atalım ama Amerika'daki son durumu alalım. Ardından biz tüm bu gelişmeler ışığında yorumlamaya çalışacağız efendim rakamları. Ekranlarınızda Amerikan borsalarında bir düşüş var. Nasdaq'ta %1'e yaklaşmış bu düşüş. Euro-dolar paritesine bir göz atalım. Şu dakikalarda Euro-dolardaki son durumu sizlere aktaralım. 1.2311'lerdeyiz. %0.7 Euro zayıf dolar karşısında. Dolar endeksi de 90 seviyesinin üzerine tırmandı. Dolar TL 4.01'de, Euro TL 4.94'te, altın 1326 dolarda %1.5'a yakın bir geri çekilme, 19 dolarlık bir aşağı hareket. Borsa İstanbul'da 2000 puan düşüşte 114.100'ler bugün itibariyle karşımızdaydı. Petrolü arkadaşlarımız ekranlara getirdiler. Teşekkür edelim. 64.5 dolardı bir Amerikan tipi, 70 doların hemen kıyısında da bir Brent petrol var. Melike Ayhan, efendim bakalım bugünkü yine hareketli, yine oldukça oynak diye ifade ettiğimiz günün hikayesini bizlere nasıl aktaracak? Büyüme çok iyi geldi Melike. Beklentinin üzerine %2.9 geçen sene 4. çeyrek yukarı yönlü bir revizyon var. Bugün gelen veriler birçoğu aslında çok iyi. Sen bu ama piyasada başka şeylere galiba odaklanıyor. Biraz yön bulmakta zorlanıyor sanki. Evet, yön bulmakta zorlanıyor. Nereye konsantre olacağını şaşırmış bir piyasa var. Ama teknoloji sektörü dün büyük bir satıştan sonra bugün tam kendini toparlamaya çalıştı derken yine bu mega cap hem de teknoloji hisselerinin tekrar düşmeye başladığını gördük Barış. İşte bununla birlikte adeta salının o sert satışları bugüne de yansıdı. Dolar yukarı çıkarken hazine özellikle 2.8'lerin altına geldi. Baktığımızda volatilite de yine yukarı çıkmaya devam etti. %2 neredeyse bir ara fırladı. İşte volatilitenin geri gelmesi, likiditenin az olması kırmızılara bürünmek için yeterli sebep diyor stratejistler. Baktığımızda içeride birçok olay var. Sen de söyledin. Çin'le Kuzey Kore'nin birleşmesi, Trump'ın bununla ilgili yorumları ve yaptırımları kontrole devam her şeye rağmen demesi piyasa tarafından, analistler, yatırımcılar tarafından yakından izlendi. Bir yandan da gelen ekonomik veriler var. Gayri safi milli hasıla moralleri düzeltti sabah itibariyle. 2.9, 2.7 bekleniyordu. Dördüncü çeyrek büyümesi 2.9 geldi. Bir önceki dönemde 2.5'a revize edildi. Özellikle hane halkı harcamalarından, envanterlerin artmasından kaynaklanıyor bu. İşte böyle bir dördüncü çeyrek büyüme ve aynı zamanda konut satışları da %3.1 artı 107.5'a geliyor Şubat ayı itibariyle. Bunlara rağmen biz yine de borsanın düşüşünü engelleyemedik. Çünkü dediğim gibi birçok teknoloji sektörünün başında bir takım soruşturmalar, araştırmalar. Facebook 3 kişi tarafından dava edilecek. Neden benim özellikle özel bilgilerim ihlal edildi diye. Çünkü kongrede zaten Facebook'un CEO'su Mark Zuckerberg'ü soruşturmaya almaya niyetlendiğini dün söylemişti. Bununla birlikte bir de bir dava özel şahıslar tarafından açılınca ortalık karıştı. Apple'ın CEO'su Tim Cook'un söylediği çok ilginçti. Benim ilgimi çekti. Seninle de paylaşmak istiyorum. Facebook'un yerinde olsaydınız ne yapardınız sorusuna Cook diyor ki öncelikle ben onun yerinde hiçbir şekilde olmazdım. Ve neden olmazdım? Çünkü ben para yapma aracını tüketiciden veya müşterimden almıyorum. Müşterimi hiçbir zaman kullanmadım ki böyle bir şey alet etmedim. Tüketici bizim satış
aracımız değil, olamaz. Biz öyle olmamayı zaten çok önceden seçmiştik. Bu çok önemli bir mesaj aslında. Apple'dan buraya gelen bir mesaj Facebook'un durumunun ne kadar ciddi olduğunu da gösteriyor. Bir yandan da e-commerce devi Amazon'la ilgili bir takım spekülasyonlar var. Ben seninle konuşurken Beyaz Saray'dan bir açıklama yapıldı. Amazon'la ilgili nedir? İşte özellikle Trump'ın Amazon'un da peşinden gitmemiz lazım. Onunla da ilgili bir soruşturma açmamız lazım dediği söylendi. Söylentiler medyaya yayıldı. Beyaz Saray bir açıklama yaptı. Ben böyle bir şey söylemedim diye. İşte biz bunlarla uğraşırken Facebook, Amazon, Apple, Netflix'te de sert düşüşler görüyoruz. Şu an itibariyle diyorum, söz tekrar size İstanbul'a veriyorum Barış. Melike Aynan'a çok teşekkür ediyoruz efendim. Dönüyoruz stüdyomuza. Tufan Cömert ve Işık Ökte ile sohbetimize başlıyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tufan Cömert ve Işık Ökte. İzleyicilerimiz de hoş geldiler. Adreslerimiz efendim ekranlarda olacak. @bloomberg.et Twitter adresimiz. Hemen altında da e-mail adresimiz var. Bizlere ulaşabileceğiniz küreselpiyasalar@bloomberg.com. Önce buradan tabii mesajlarınızı, sorularınızı bizlere iletebilirsiniz. Bizim televizyonlarda böyle işte bayağı bir son dakika işte Trump'a dava izni falan, hani Trump hemen böyle görevden alınıyor falan gibi havayla Amerika'daki en çok okunan haberlere bakıyorsunuz. İşte Amerikan'daki haber sitelerine bakıyorsunuz, ajanslara bakıyorsunuz. Hani böyle bir öne çıkan bir haber yok. Biz ilk madde olarak verdik. Piyasayı da böyle ya böyle bir şey varmış diye olumsuz bir etkileme şu an için görmüyoruz. Trump'ın anayasadan ihlalden yargılanmasına izin veren. Okuyunca çok ağır bir şey gibi görünüyor ama yani doğrudan Rusya ile ilgili olmadığını anladım. Ben biraz baktım şöyle bir işte daha çok finansal durumu ile ilgili Trump'ın bir dava süreci olabilir diye ifade ediliyor. Yargılama izni Maryland'de görevli bir yargıç tarafından verildi. Yani herhalde bu Rusya ile ilgili olsaydı böyle bir şey ortalık herhalde bayağı bir karışırdı diye düşünüyorum. Işık Ökte ne dersin? Euro dolar 1.23 olmazdı. Olmazdı diyorsun. Yani piyasa hani bu senin anlattığın tarzda bir gelişme olsa bu hani bütün piyasaların çalkalanacağı bir gelişme olurdu. Altın kopar derdi. Altın bugün verdiği 20 doları geri alırdı. Euro dolar da 1.23'te olmazdı. Bu önemli bir gelişme değil. Evet. Yani bugünün değilse bile, yani aynen yani hani henüz ortada bir şey yok. Sonuçta orada bir başkanın soruşturma açılması çok ciddi bir prosedür. İşte senatoda alt komite oluşacak, o böyle birkaç kez görüşecek, karşı parti uzlaşacak, alt komiteden geçecek, senato, temsilciler meclisi, mahkeme süreci derken hani zaten bugünden yarına bir hikaye değil. Tedirginlik yaratır mı? Yaratabilir ama zaten 2016 Kasım'ından bu yana zaten Trump'ın yaptığı her şey tedirginlik yaratıyor. Hani tek eksiğimiz bu kalsın. Yani o yüzden şimdilik bizim kendi dertlerimiz arasında bence son sıralara koyacağımız bir hikaye olur bu. Peki şimdi o zaman hakikaten izleyicilerimiz de diyor bu karışık piyasalarda bizi aydınlatın lütfen. Hakikaten yani bir Tufan Cömert bir hakikaten yön ayır arayışı görüyor musun? Biz girişi öyle yazdık ama ben bir sanki bir yükseliş oluyor bir düş sadece bizde de değil yani Amerikan borsalarında bunu görüyoruz. Ya şimdi şöyle bir sıkıntılı süreçteyiz. Hani en başta şimdi büyük resmi görelim bir oradan başlayalım ama şimdi baktığımızda dünya büyümesi devam ediyor mu? Ediyor. Faizler geçmiş 10 yıla göre çok düşük seviyede mi? Bu ortamda hisse cazip mi? Bunların hepsi evet. Hani büyük ana yol hala belli. Gideceğimiz yer belli. Hı hı. Fakat şimdi o kadar çok hikaye üst üste gelmeye başladı ki olay çok karışık bir hale geldi. Şimdi ticaret savaşları konusu her ne kadar şimdi birazcık gündemden düşmüş gibi olsa da işte Çin ile Amerika arasındaki bu gerginlik şimdilik sönümlenmiş gibi olsa da henüz Amerika ile Avrupa arasında bir ticaret savaşı olup olmayacağını olursa ne boyutta olacağını bilmiyoruz. Avrupa zaten Amerika gibi değil her kafadan bir ses çıkıyor. Orada iş çok daha büyüyebilir. Çin'le değil Avrupa ile olan tarafa bakmamız lazım. Bana bir arabaya girebilir miyim? Orada mesela alüminyum ve çelik konusundaki bu vergi artışını Amerika Birleşik Devletleri muaf tuttuğu ülkelere, bölgeye Avrupa Birliği'ni de alınca sanki bir çit orası sönümlendi. Evet, ama ilerleyen var. Ne olacağı belli oldu. En çok Amerika ile ticaret fazlası veren ülke Avrupa'da neresi diye baktığımızda Almanya ortaya çıkıyor. Almanya'nın zaten cari fazlası bütün Avrupa bölgesi için genel bir sorun. Şimdi eninde sonunda Trump bu tarafa dönecek. Almanya'yla da uğraşacak. Yani Almanya'yla uğraşan tüm Avrupa'yla uğraşıyor demektir. Şimdi bu olayın ilerleyen vadesi. Şimdi bunu piyasanın satın alıyor mu? Belki. Bir yere bunu koyduk. Şimdi Amerika'da şeylere bakıyorsun, verilere bakıyorsun. Evet büyüme devam ediyor. Bir sorun yok ama şöyle bir hızla giden büyüme durdu, yavaşlıyor gibi.
Bugün gelen şimdi büyüme verisi iyi geldi dedik ama geçmiş veri. Şu anda gelen geleceğe dair beklenti veri, PMI'lar, ISM'ler falan filan. Bunlara baktığında zirveden hafifçe aşağı iniyoruz. Yani piyasa, şimdi aslında kötümser değil piyasa ama aşırı iyimserliğin geri verildiği bir dönem. Şimdi bütün bunları toplayayım, hani Türkiye'ye hiç girmiyorum şimdi nasıl olsa detaylı konuşacağız diye. Bütün bunlar bana şunu söylüyor. Şimdi hala iyimseriz ama bu aşırı iyimserlik geri verildiği sürece oynaklık had safhada olacak. Hani bundan sonra işte otobanla gidiyorduk. İşte hepimiz gözümüzü kapatıp borsada ne bulsak alıyorduk. Otobanda gidiyor gibiydi. Hız limiti yoktu. Şimdi artık hani hafif tali yollara girdi. Hız limitleri var. Aynen. Bütün değişen bu aslında. Otobanda bile limit var artık bizde biliyorsun. Biz tamam. Otobanlarda girdi çıktı hesaplıyor. Değil mi? 120'nin üzerine pek çıkmamak lazım. Işık Ökte sen ne diyorsun? Yani bu İki durum... İki senedir. Dinleyelim seni. Tabii. Şimdi kriz kahinliği bir sanat biliyorsun. Yani bir şeylere karşı konuşmak her zaman güzel. Son iki senedir küresel hisse rallisine karşı kriz kahinliği yapan... Abi bu işte Case Shiller, S&P... FK'larına filan bakıp ya bunlar olmaz ya filan deyip belirli analizler yazan filan arkadaşlar yani bunlar gereğinden fazla biliyorsun kendini Rubini tipi göstermeye çalışan ilk defa ellerine gerçekten fırsat değil gerçekten tutunabilecekleri bir dal geldi. Bu dal Facebook olayı o kadar büyük bir olay ki biz yani ben daha başlangıcında olduğuna inanıyorum. Bu inancımı da şu şekilde anlatmaya çalışayım. Trump'ın paraya ihtiyacı var. Trump'ın nereden paraya ihtiyacı var? 1.8 trilyon dolarlık bir vergi paketini son gece alelacele cumhuriyetçi senatörlerin bir şekilde geleceklerini yani politik geleceklerini düşünüp yarattığı bir ortamda geçirdi. Fakat ondan sonra Kongre ve Temsilciler Merkezi'nde gerekli finansmanı bulamayacağını anladı. Yani belirli şeylerden feragat etmek gerektiğini anladı. Şimdi dünyada şöyle yani rakam hani rakamlarla konuşalım. Öyle bir sektör var ki bu sektörün büyüme hızı diğerlerinin kat kat ilerisinde. Artık yani FK defter değeri gibi çarpanların mantıklı olmadığı Alibabalar, Baidu'lar, Tencent'ler, Facebook'lar filan Netflix'ler gibi bir sektör yaratıldı ki bu sektöre 100 milyarlarca dolar para girişiyle Vanguard ETF teknoloji fonu Ocak 2016 küresel hisse rallisi başlangıcı o Şangay'da kapalı kapılar ardında Yellen'in, Draghi'nin görüşmeleriyle başlayan hisse senedi rallisinde %94 gibi bir dolar bazlı getiriye ulaşmış. 100 milyarlarca yani bu Tayvan'a para giriyor, Kore'ye para giriyor, Samsung yani her türlü dünyanın teknoloji hissesine para giriyor ve bir anda Facebook Cambridge Analytica adlı şirkete 50 milyon kullanıcısının verilerini kapalı kapılar ardında satmış çıkıyor. Şimdi bu o kadar büyük bir olay ki yani küresel hisse rallisinde iki tane sektöre ben her zaman teknoloji finansal. Bu iki sektörden birinde bir problem çıkarsa o rally şimdi arkadaşlar çok haklı olarak sordular. Abi bak faizler düşüyor. Faizler neden düşüyor? Çünkü öyle bir para çıkışı oluyor ki Facebook'un %18 6 günde satıldığı yerde para başka bir yerde likidite girecek yer yok. Tabii ki ABD tahvil piyasasına girecek. Burada korkutucu olan olay Massachusetts Başsavcısının sözleri. Massachusetts Başsavcısı şöyle diyor. Yani biz bu olaya diyor meclis komisyonu araştırma yapacak. Twitter'ın CEO'su açıklama yaptı. Ben 10 Nisan'da gidip ifade vereceğim diye. Twitter'ın bu olayla hiçbir alakası yok. Ama bütün teknoloji sektörünü sarıyor. Ve bütün teknoloji sektörünü saran şey de biliyorsun ABD'de en yani en üst seviyede insanlar bu eyalet başsavcılarıdır. Çünkü firmaların başını yakan bütün ABD tarihindeki davalar evet. O eyalet başsavcılarından çıkmıştır. Massachusetts başsavcısı Facebook'a karşı kendi davasını da açacağını şey yaptı. Şimdi öyle bir ikilemdeyiz ki Trump'ın paraya ihtiyacı var.
dünyanın en çok para kazanan sektörüne ciddi şekilde çakma, yani bir yaptırım getirip ceza alma ihtimali var. Ve daha komisyonlar kurulacak, görüşmeler olacak. O 2008 krizi sonrası nasıl bankacılık sektörü, aracı kurum evet. sektörü, orada Lloyd Blank Finance, yani öyle şeyler yaşayacağız. Yani ben küresel hisse senedine uzun zamandır biliyorsun inanan insanlara buradan SPX yatırım fonu, işte Asya'ya evet. her şeyi. Fakat bu Facebook olayı beni o %50 tarafında ciddi korkutmaya başladı. Tufan Cömert, aslında hani yön arayışı diyoruz ya, yön arayışında baktığımız adreslerden bir tanesi de S&P 500 endeksi. Sevgili yönetmenimizden bir rica edelim. Daha önceki o sert düşüşün yukarı zıpladığı yer şu 200 günlük ortalamanın olduğu yer, işte 2588 gibi bir seviye var. Şimdi bir yukarı tepti, ardından Şubat ayındaki o satış sonrası, sert satış sonrası burada yeniden aşağı doğru geldiğini görürüz. Ve yeniden 200 günlük basit hareketli ortalamadan yukarıya doğru S&P 500 endeksinin bir kez daha sıçramayı yapabileceğini ben çok merak ediyorum. Bu teknik açıdan da baktığında yani burası bize bir yön tayin eder mi tüm borsa İstanbul'a ve küresel borsalar evet, için? Yani şimdi hakikaten güçlü bir destek görevi görüyor 200 günlük ortalama. Buradan tekrar yukarı tepki verirse hepimizin 3 aşağı 5 yukarı bu seviyeler için bir yeni güven, hani sarılacağımız bir halk olacak, can simidi olacak. Hı hı. Şimdi benzer şekilde hani buradan döndüğünü varsayalım. Şimdi bizde de kabaca neresi işte 113 mi 114 mi aralığı. Bir önceki seferde de zaten oradan dönmüştük. Gene 3 aşağı 5 yukarı aynı yerlerdeyiz diyeceğiz. Şimdi burada ışığın bıraktığı yere bir ufak bir şey ekleyeceğim. Şimdi bu son düşüş neden kaynaklanıyor? İşte bu fang denilen hisselerden. Teknoloji diyeceğim ama aslında sosyal medya evet. kaynaklı hı hı. şirketler diyeyim. Hani teknoloji deyince ben daha eski kafalı yaklaşıyorum olaya da neyse. Microsoft, Cisco, Intel değil mi? Yani bir şey üreten şirketler diyeyim en azından. Neyse. Şimdi bunlar düştü. Bunlarla alakalı sıkıntılar belli ki önümüzdeki 3 yıl, 5 yıl, 10 yılda çok farklı yerlerde olacak. Bu dataların kişisel güvenliğin kullanımı konusu çok ciddi alınan bir konu. Bu şirketlerin uzunca bir süre eski değerlerine gelmeleri bayağı şu anda düşük bir ihtimal. Şimdi o zaman S&P zaten bu şirketler bu değerli bu şeyi telafi edemezlerse zararlarını zaten yukarıya gitmeyecek endeks. Endeks yukarıya götürecek olan gene görece işte hani old school dediğimiz eski reel sektör, görece bir şey üreten şirketler, belki bankalar olacak. Şimdi o yüzden bunun hepsini telafi etmemiz yakın vadede zor bir ihtimal. Hani o kadar iyimser olmayalım. Ben hani gene biraz dediğim gibi bahsettiğim genel çerçevede içerisinde bir tepki vereceğini düşünüyorum ama hı hı. hani yeni zirve için S&P'de bence daha başka hikayeler görmemiz lazım. O da bugünden yarına hikaye değil. Peki bir Burak Demir Pehlivan'ı dinleyelim. Bakalım o neler söylemiş efendim gün içerisinde. Onu dinledikten sonra biz ufak ufak içeriye doğru gelelim. Dolar, TL, Borsa İstanbul, bankacılık, teşvikler bayağı bir mesele var önümüzde. Önce Burak Demir Pehlivan. Bu yükselişin ana temel nedenleri nelerdi? Geçmişe kadar gidelim. Geniş para politikaları, globalizasyon, küreselleşmenin rahat hareket etmiş olması, Amerikan firmaların veya büyük üretici firmaların globale yayılabiliyor olması, katma değerin gelişmekte olan ülkelere yayılması gibi konulardı. Yani ana başlıklar olarak çıkartırsak bunlar. Şimdi bunun tam karşısında duran bir dünya var. Yani sıkılaşmaya çalışan merkez bankaları ve küreselleşmemeye çalışan bir dünya. Bu ortamda şu oluşacaktır otomatik olarak. Endeksler içerisindeki bu yapıya ne kadar sırtını yaslamış şirket varsa bununla ilgili beklentiler yeniden şekillenecektir. Ki biz şu an onun ilk evresini görüyoruz. Eğer şu ana kadar gördüğümüz bu ticaret savaşı veya benzeri şeyler olarak gördüğümüz konular derinleşmezse, çünkü bunlar şöyle söyleyeyim, iki ülke arasındaki en büyük kalemleri etkileyecek şekilde henüz gerçekleşmiş bir durumda değiller. Diyelim ki çok ciddi bir noktaya geldi. İşte o zaman bahsettiğimiz gibi 2300-2400 bölgesinin aşağısında biraz panik yapabiliriz. Efendim devam ediyoruz. Tufan Cömert ve Işık Ökte ile biraz Borsa İstanbul konusunda çok sorunuz var. Yani bizim borsamız ne olacak? Daha olumluyduk. Acaba olumsuza döndük mü? İşte geçtiğimiz haftalarda pozitif bir tablo çiziliyordu. Şu an ne durumdayız gibi. Bazı izleyicilerimizin soruları var. Merak etmeyin, hepsini konuşacağız. Ömer Özgür Bey, Murat Ayık Bey, yine bunlar e-mail'e gelenlerden. Onur Uzal Bey. Hepsini soracağım. Yani şu an Borsa İstanbul'da
ne durumdayız diye birazdan soracağım. Soruyoruz yani. Geçen hafta böyleydi, şu an ne oluyor? Değişti mi fikirler? Hepsini değerlendiriyoruz bu programda, hiç merak etmeyin. Birçok izleyicimizin buna dair sorusu var ama önce şu kuru bir değerlendirelim. 4 seviyesinin üzerindeyiz. Bugün 4.01'ler görüldü. Dolar endeksi de bugün yukarıda, 90 seviyesinin üzerinde. Bugünkü grafik bu dolar endeksinin, ekranlara rica edelim sevgili yönetmenimizden, yukarıya doğru gittiği zaten çok net bir şekilde görülüyor. Diğer ekranda da değerli arkadaşlar, orada da dolar TL'nin son bir yıllık hareketi var. Yeni zirvelere doğru zorluyor. Evet. Ne dersin Işık Ökte ile başlayalım. Evet. Seviye olarak vermemiz gereken seviyelerin üzerindeyiz. Yani o Asya'da likidite düşük olduğu zaman yaratılan, sadece Avustralya ve Japonya piyasaları açık olduğunda yaratılan bir 4.03.61 seviyesi var. Ama yani asıl önemli seviyeler olarak gördüğüm 3.94.71 ve 3.98.76 eski tarih izleyen kırıldı. Burada geçen hafta çok dikkat çekici bir şey oldu. Doların çok ciddi değer kaybettiği bir haftaydı küresel bazda. Ben bütün para birimlerini inceledim. Geçen hafta sadece iki tane para birimi dolara karşı değer kaybetti. İki tane para birimi. Bunlardan biri, evet, Türk lirasıydı. Hem de Türk lirası öyle az buz değil, %1 değer kaybetti dolara karşı. Dünyada dolara karşı ortalama IMFX dediğimiz gelişen ülke kurları 0.3, normal G10 para birimleri 0.4 değer. Son 5 gün. Evet, değer kazandı. Şimdi buradan baktığımız zaman Merkez Bankamız demek ki böyle bir FX geçişkenliğini, yani Euro TL'nin 4.90'ların üzerine çıkmasını filan o kadar önemsemedi ki, yani demek çünkü bir enflasyon resmi var. Yani o enflasyon resminin bir türlü iyileşmediği bir ortamdayız. Bir de Türk lirasında böyle bir negatif ayrışma var. Ben mesela geçen hafta Merkez Bankamızdan bazı sözlü, hani piyasaya sözlü FX piyasa gelişmelerini izliyoruz. Elimizde bazı araçlar var. Bunları kullanacağız gibi. Ya da hani likidite araçlarından bir ya da ikisinin kullanılmasını beklerdim. Ama böyle bir negatif ayrışmada da kullanılmayınca bu sefer piyasa oyuncularına şu mesaj verilmiş oluyor. Yani odri meydan. Şimdi böyle bir hani yukarı harekette ve böyle bir negatif ayrışmada ben aynı zamanda şey de olduğunu, yani burada genelde biz tabii ki pozisyonlanmadan da söz etmemiz lazım. Yabancının Türk lirası varlıklarda çok güzel bir reel faiz var. Enflasyon da düşerse iyi para yaparız diye açtığı pozisyonlardan zarar kesler. O zarar kesler zaten bizim 3.84.75, 3.94.70 seviyesinde şu banttır. Bak çok önemli bir bandı burada. 3.84.75'te kırdık. Yani burada al sinyal, burada al sinyaldir. Onu yazdık yazı. 3.84.75. Şurası da çok önemli bir seviye. 3, bak buralarda yani 3 gündür 3.94.70. Şimdi bu bandın yukarı kırılması hani zarar kesler filan ama böyle bir negatif ayrışma yaşamıyor olmamız lazım. İçinde bulunduğumuz kur grubunda bana göre piyasada normal olmayan anormal bir gelişim var. Tufan Cömert, aslında bugün için bir olumsuz ayrışma geldi. Yani bugün 4'ün üzerine çıktı. Sadece Türk lirası satıldı falan, böyle bir durum bugün için yok. Hemen sen söyle, araya gireyim. Aslında saat 4'e kadar hemen hemen böyleydi resim. Saat 4'ten sonra tablo değişti. Mesela şimdi Güney Afrika randı bizden kötü performans gösterdi görünüyor ama Merkez Bankası'nın ciddi bir açıklaması var orada. Faizi indirirken dedi ki randdaki değer kaybı, değer kazancı aşırı boyutlarda. Evet. Bundan sonra değerlenme potansiyeli sınırlı. Dikkatli olun. Güney Afrika'dan geldi. Aynen. Şimdi ondan sonra zaten orada bir hareket başladı. Hani bu bütün zaten Latin Amerika'da pek matah değildi. Genel olarak bir bozulma oldu ama saat 4'e kadar şu tabloda biz rakipsiz bayrak elimizde tek başımıza gidiyorduk. Şimdi bir şey söyleyeyim şu grafikle alakalı. Evet. Şimdi bunu aslında bir de dolar endeksini koysak şöyle bir şey göreceğiz. Hani bize şu anda korkutan tedirgin eden de. O
olur. Veya hani ben söyleyeyim. Çok ayrı olarak kendim. Da koyabilirim. Nasıl şimdi Şubat başından bu yana baktığımız aslında dolar endeksi kabaca 88-91 arasında ki bugün de işte 90 civarında bir yerlerde şu anda. Hı hı. Dolar endeksinde hiçbir hareket yok. Yani bizim uzunca bir süre TL için hani biz bütün işte Türkiye için sorunları konuşuyoruz. Cari açıkta dış borçtu, işte Merkez Bankası'nın faiz politikasının hala anlaşılamıyor olması vesaire. İşte bunlar veya işte bizim jeopolitik konularımız. Bunlar hep TL için risk diye söylüyorduk. Aynı esnada ama neden bir değer kaybı ciddi beklemiyorduk? Çünkü dolar endeksinde bir şey yok. Hı hı. Dolar endeksi bütün dünyada olduğu gibi tüm gelişmekte para birimlerini temelde destekleyici bir durumda. Hala da bu tablo aslında bozulmuş değil. Şimdi bizim dönüp Türk lirasındaki bu son derece sevimsiz performansa baktığımız hatta sol tarafı aslında bir de sene başından böyle performans yaparsak göreceğiz. Orada sanıyorum Arjantin pezosunu yakaladık. Yani dünyada en kötü ikinci para birimi konumuna geldik. Şimdi burada dönüp neden böyle oldu konusuna bakmak lazım. Hani biz neyi yanlış yapıyoruz da bu noktaya geldik? Veya bunu sene başından böyle düzgün yaptık da işte Mart'ın 15'inden sonra neyi yanlış yaptık diye. Ya orada da işte olay geliyor. Haftalardır konuştuğumuz enflasyonla mücadele edilmeyeceği algılaması artık piyasaya yerleşti. Bırakıldı algılaması yerleşti. İki, cari açık. Üstelik petrol fiyatı artarken yükselmeye başladı. Her ne kadar yetkililerden, sayın bakanlarımızdan güzel açıklamalar geliyor olsa da piyasa bunları şu anda satın almıyor. Üç, Işık'ın dediği gibi son dönemde ciddi bir Türk lirasına pozisyonlanma vardı. Reel para da giriyordu. Yani hani real money dedikleri daha sağlam işte sadece para piyasasına girmeyen para da geliyordu. Şimdi bunlar enflasyonla beraber tahvilde satış, tahvilde likitte olmadığı için satamayanın dövize yüklenmesi, arkasından reel paranın çıkıyor olması ve nihayetinde dönüp yerlilerin de bu döviz alış furyasına katılmış olması. Şimdi beni en çok böyle endişe ettiren konu bu. Şimdi çok net aslında grafik ekranlara geldi. Bilmiyorum sen de bahsetmek ister misin? Evet, abi? Ben Tufan'ın söylediği yerden, bıraktığı yerden alayım. Beni kaygılandıran en önemli gelişme, dolar endeksinde bir yatay seyir içindeyiz. Yani euro dolar çok önemli hareketini 1.04-1.25 gerçekleştirdi. Şimdi o yani dar alanda kısa paslaşmalara girdik. 22'de alıcı geliyor, 25'de satıcı geliyor. Burada Tufan'ın çok güzel anlattığı gibi rahatsız edici tablo şu hareketi bu yatayken yaşamamız. Çünkü dolar endeksi kopup gitmeye başlasa bir anda 90.7 direncini kırıp 92.5'a falan ise deriz ki abi bir yani işte real satılıyor, Türk lirası satılıyor falan. Şimdi yani Türk lirası tek başına satıldığı zaman her zaman şu algı gelmeye başladı. Enflasyon koptu gidiyor, merkez bir şey yapmıyor. Şimdi merkezin bu algıyı özellikle yabancı yatırımcı ve trader karşısında kesmesi lazım. Bu algıyı geçen hafta kesmek için mükemmel bir zamandı. Çünkü biz gerçekten yani dolar ciddi satış yerken bir anda 3.91, 3.95, 90 hareketini yaşayınca merkezin orada güzel bir açıklaması belki o algıyı keserdi. Ama bu açıklama da gelmeyince yani demin de dediğim gibi aynı zamanda zarar kesler oluşunca mesela Sayın Mehmet Şimşek'ten çok önemli ve güzel açıklamalar duyduk geçen Başbakan hafta. Başbakan yardımcımız Sayın Şimşek'ten. Dedi ki artık biz daha fazla borçlanmayı düşünemeyiz. Ya yani ilk defa böyle bir açıklama geldi. Bütün şirketlere çok önemli artık gidin. Ortak alın. Ortak alın, halka arz yapın, başka şeyler yapın. Ama gidip borçlanmayı biz Çin, yani bence Sayın Şimşek şunu demeye çalıştı. Arkadaşlar biz Çin değiliz. Ya biz gidip tahvil piyasalarımızda 71 yerel hükümete para döndürecek milyarlarca dolar tahvil çıkaracak 3.1 trilyon doları olan bir ülke değiliz. Çok güzel bir açıklamaydı. Ama bu açıklama da dolar TL'ye fayda etmedi. Demek ki yabancı merkezden bir şey duymak istiyor. Şöyle devam edelim mi Tufan abi? Şimdi tabii ya izleyicilerimiz de soruyorlar Merkez Bankası niye bir şey yapmıyor işte ya burada birazdan yine bakarız. Mesela dolar TL'nin bir aylık oynaklığına baktığımızda onlardaydı en son. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok neredeyse değil mi? 18-20'lerden aşağı doğru geldi. Aynen. Bir hareket yok. Yani bu tamam biz olumsuz ayrışıyoruz bunu kabul ediyorum. Biz de hepimiz söylüyoruz. Ama yani sanki biraz diğer gelişen ülkelerde de ufak ufak rahatsızlıklar var. Yani sadece Türkiye spesifik pek yok. Pek yok.
beraber trade ettiğimiz ülkeler gayet iyi. Yani şu var. Burada bir şey yapalım, çok özür dilerim abi. Merkezden bir şey gelir mi? Bundan sonrasında ne, şimdi hareketin yönüne dair ne dersin dolar? Yani bundan sonrası için. Şimdi merkezden 5+1'lik bir aksiyon planı olabilir. Not aldım bunları. Bir tek şimdi Işın söylediği şeye bir ekleme yapayım. Lütfen. Yani şimdi biz Türk lirası olarak dünya, yani son 2 yıl için genel trend şu: dünya iyiyken biz görece daha az iyiyiz, dünya kötüyken en kötülerden biriyiz. Hı hı. Yani bu yüksek beta dediğimiz hikaye oluyor ama sadece kötümser tarafta beta, diğer tarafta neredeyse sıfırın şeye geliyor. Birinin altına gelen beta. 0.6'ya düştü. Aynen. Betamız. Yani. Yani dediğim gibi burada dönüp içerideki dengelere, dinamiklere bakmak lazım. Şimdi böyle bir ortamda tabii maalesef iş büyük ölçüde Merkez Bankası'nın omuzlarına düşüyor. Şimdi Merkez Bankası'nın şöyle bir sıkıştığı nokta var. Şimdi sıkı para veya sıkı likidite politikası uyguluyor. Fakat diğer taraftan maliye tarafında, mali politik anlamında gevşiyoruz. Dolayısıyla burada sıkı para politikasının etkinliği, efektif olup olmadığı apayrı bir tartışma konusu ki hani bütün kitaplarda bunun böyle olmaması gerektiği yazar. Şimdi Merkez Bankası böyle bir ortamda ne yapabilir? İlk başta yapacağı şey klasik sözlü müdahaledir. O sözlü müdahale nedir? Hani Türk lirasının geldiği seviyelerin aşırı olduğunu düşünüyoruz diye. İzliyoruz. Aynen, takip izliyoruz. Ediyoruz. Merak edilmeyi diye. Elimizde araçlar. Sayın Çetinkaya bir basın toplantısında yaparız. Soruları güzel cevaplar. Birazcık şey yapar. Ama bunlar geçici tabii olur. Bir şey değiştirmez. İki, daha teknik adımlara geçer. O da nedir? Şimdi işte forward işlemde, forward ihaleleri yapılıyor. NDF dediğimiz şeyler. Buradaki rakamı arttırabilir. Yani 100 milyon değil de işte atıyorum 150 milyon yapmaya başlar. Swap rakamlarını arttırabilir. Her gün swap ihalesi düzenliyor. Buradaki rakamları arttırabilir. Dördüncü adde, şu ihracatçılara kurları fiksiyorduk. Belli bir rakamı sabitliyorduk. Gene bunun işte bu Mart'ın başındaydı yanlış hatırlamıyorsam, süresi bitti. Önümüzdeki 6 aylık, 3 aylık veya dönemler için yeniden böyle bir kur fixlemesi yapar. Ha bu ne işe yarar? İhracatçı hemen dövizini almayacak da bir süre daha bekleyeceği için içerideki döviz likiditesini arttırmış olur. Beşinci maddede döner bankalarısı döviz depo piyasasıyla alakalı bir takım düzenlemeler yapar. Limitleri artırır, faiz zaten neredeyse yok. Dolayısıyla hani bunlar 5 maddelik böyle bir aksiyon planı olabilir. Şimdi bütün bunlar sorunu çözer mi? Çözmez. Net de söyleyeyim. İşte 5+1 dediğim artı birinci madde, yani 6. madde faiz konusuna iş dönüp dolaşıp gelecek. Şu anda hani ister doğru bulalım ister yanlış bulalım fakat piyasanın net olarak fiyatladığı, Merkez Bankası'nın üzerine oynadığı konu, Merkez Bankası ne zaman faiz arttıracak konusu. Gene bu noktaya, gene bu sarmala maalesef girmiş durumdayız. Abi, sen söylüyorsun ama ben söyleyeceğim. Yine mi yani? İşte ya, enflasyon %10'larda, 12.75 ağırlıklı ortalama fonlama faizimiz var. Aynen. 2,5 neredeyse reel faiz. Beklenen enflasyon, hadi 9,5 diyelim. Oradan da 3 puan neredeyse reel faiz var. Yani yine mi diyeceğiz piyasaya? Vallahi oraya bir kez daha geldik. İkincisi zaten madem hani Merkez Bankası böyle diyelim ki yaptı. Atıyorum 25 veya 50 bas puanlık geçli iki tepe penceresini yukarı çekti. Bu bile ters anlaşılacak. Çünkü zaten 25-50 yaptığın zaman zaten piyasa yetmiyor. Şimdi burada hazır bu noktaya gelmişken Merkez Bankası'ndan benim bir vatandaş olarak şöyle bir ricam olacak gerçekten. Şimdi geçli kite penceresi nedir? Adı üstünde bir acil durum penceresidir. Yani hani normalde bunun kalıcı olmayacağını söylüyor Merkez Bankası ki buradan veriyor. Bir yıldan fazladır Merkez Bankası neredeyse tüm fonlamasını buradan yapıyor. Enflasyon artık 8'lere 9'lara inmeyeceğini en azından gönül vadede biliyoruz. Çift tane kalıcı oldu. Kurdaki her %10'luk değer kaybı enflasyonun bir yılda 1,5 puan yansıyor. Hani böyle bir ortamda şimdi artık geçikte penceresini artık bırakıp da tek bir faiz politikasına geçsek. Merkez Bankası dese ki ben faizi 25 bas puan arttırdım ama bunu artık benim politika faizim haftalık repodur. Sadece buradan fonlayacağım. İnan bu şu saydığım 5 maddenin hatta tek başına faiz artımından daha çok etki yaratacak bir şeydir. Yani az bir maliyette çözülür. Bir kez piyasa bu faiz arttıracaksın şeyine baskısına başladıktan sonra işin kötüsü Merkez Bankası tabii mümkün mertebe direniyor. Önce diğer şeyleri görmek istiyor haklı olarak, dünyayı görmek istiyor ama gecikmenin bedeli maalesef işte 1 puan arttıracakken 3 puan oluyor. Hani dediğim gibi hepimiz açısından yıpratıcı, vatandaş olarak da yıpratıcı. Maalesef bu sarmala girdik. Yani bundan tek çıkışta ya dünya gene düzelecek ya Merkez Bankası gene faiz artıracak i̇şte, maalesef. Tufan'ın dediği o kadar doğru ki ama işte o dünya düzelecek düşüncesine girdiğimizde son zamanlarda her zaman haklı çıktık ama nerede haklı çıkamıyoruz? Eski dünya yok. Şu anda ne var? Korkutucu gelişme. Avrupa Merkez Bankası'nın Eylül 2018 sonrası ne yapacağı sorusu
bir numaralı konu oldu. Bitiriyorlar işte tamam. Tahvil alın. Euro dolar zaten niye 1.23'te? Ondan. Şimdi burada bir de Avrupa faizleri yükselmeye başlarsa, bak şu anda biraz bizi şey kurtardı. Birkaç tane üst üste Avrupa makro verisi önemli. İyi gelmiyor. Son 3 veri kötü geldi. Ama zirvelerden geliyorlar. O kurtardı çünkü bir şekilde o veriler iyi geldikçe bu 2019 ikinci çeyrek piyasanın verdiği fiyatlamanın öne geçme. Ben sadece şunu söyleyeceğim. Şimdi ya Mer- işte abi 12.75. Merkez Bankası zaten uzun süre tufan halim söyledi. Neredeyse tek faize geçmiş yani, değil tabii, mi? Tabii. Sadeleşmiş. Ya bir şeyleri değiştirmemiz, yani mentalitede değiştirmemiz lazım. Ya Tufan'ın dediği gibi piyasa oyuncularına, ya biz sabitleşmeyi bak bu kadar kötü bir zamanda yaparız deyip bu hani geç likidite penceresinden bir tek faize düşme hikayemiz olmalı. Çünkü şu anda beraber çarpıştığımız ülkelerin hepsinin bir hikayesi var. Peki. Güney Afrika'nın hikayesi var, enflasyon %4'e düştü. Rusya'nın hikayesi var, petrol 54 dolardan 70 dolara çıktı, %2,5 enflasyona düştü. Brezilya'nın hikayesi var, enflasyon manyak tutuyor. 3 tane ülke var, deli gibi bizimle aynı grup içinde. Hepsinin hikayesi var ve biz onların 180 derece tersiyiz. Biz hala %14 gıda enflasyonu, hala %12.75 ağırlıklı fonlama faizinde kalmışız. İşte piyasa ne yazık ki öyle çirkin bir mekanizmadır ki, hele FX traderları orada bir aldılar mı o kanı, öyle bir şey gibi yani büyük beyaz köpek balıkları gibi onu sonuna kadar şey yaparlar. 500 galon su içinde bir damla kanı. Bu hayvanlar biliyorsun yani böyle National Geographic belgesellerine çok manyak meraklıyım ben. Şimdi ben de şunu diyeceğim. Bu 5 tane madde çok önemlidir. Hmm. Ya da dersin ki ya ben 12.75 faizi ne olacak? 25 bas puan arttırmak bile piyasa oyuncularına bir anda bir korku salar. Bak orada Merkez Bankası var, doğruyu yapmaya. Peki. Bak o bile şu dolar TL'yi bir anda 4.01'den 3.94.70'in altına atar. Bir Hakan Avdan'ı enflasyondan konuştuk, bakalım ona neler söylemiş. Sonra Borsa İstanbul, çok soru var. Borsa İstanbul'un bundan sonrasını ve bugünkü satışı konuşacağız. Tufan Cömert ve Işık Gök de burada efendim. Bakalım İMES Tazim Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Bey neler söylemiş, ardından burada devam edelim. Türkiye'nin en önemli problemi enflasyon. Ve bunu da önlemek için de Türkiye'nin mutlaka hükümetinde çok ciddi bir şekilde enflasyonu önleme programı yapması lazım. Yani bunun üstünde çok ciddi durulması lazım. Yani bu sadece faizlerle falan olacak şey değil. Tabii şu anda biz aslında iyi bir periyodu kaçırdık. Yani bütün dünyada düşük enflasyon, düşük faiz zamanında bile bizim enflasyonumuz yüksek kaldı. Biz belli seviyelerin altına 5'leri göremedik. Yani işte 8'ler, 7'ler, 8'ler derken şimdi onlar ve onların üstüne çıktık. Yani orada iyi bir zamanlamayı birkaç sene önce kaçırdık aslında. Şu anda işimiz biraz daha da zor. Ama yine de yapılması gereken, Türkiye'nin yapması gereken en önemli ödev enflasyonu önlemek. Şu anda dezavantaj dediğim gibi bir kere yurt dışında da faizlerin çıkma periyodu, artı Türk lirasının değer kaybetmesi. Türk lirasının değer kaybetmesi, değer kaybettikçe biliyorsunuz bu enflasyona direkt olarak yansıyan bir unsur. Enflasyonu besleyen bir unsur. Çünkü Türkiye fazlasıyla dışa bağımlı. Faiz arttırımı gerekir mi? O da yani belki o bile gerekebilir. Zaten yüksek. Ama ekonomiyi de daha fazla ısıtmamamız da lazım. Hakan Bey dinledik, devam ediyoruz. Işık Ökte ve Tufan Cömert'le sohbetimize hakikaten Borsa İstanbul'a ilişkin olumlu görüşlerimiz değişti mi diye öyle sorarak devam edelim. Şimdi Türkiye için baktığımızda bu bahsettiğimiz deminden beri konuştuğumuz sıkıntılar kısa vadede hemen çözülecek konular değil. Şunu söyleyeyim, hani kısa vadede ne bekliyorsun? Şimdi S&P'de eğer ciddi veya S&P'de Amerika'da ciddi bir dönüş işareti görmezsek muhtemelen bizim ilk göreceğimiz 113 binler seviyesi, bunun altında 110 binler seviyesi. Şimdi bu genel iyimserliği veya borsanın ederinin azalması anlamına mı geliyor? Hayır. Fakat hiçbir zaman böyle dümdüz çizgiye gitmeyecek. İlla ki ara ara düzeltme olacak. Deminden en baştan anlatmaya çalıştığımız üzere bundan sonraki dönem oynaklığın çok daha artacağı bir dönem olacak. Yani alt tut stratejisi şu an çalışmıyor.
Çok net bunu söyleyeyim. Yani kim alırsa alsın, nereden alırsa alsın kazanır. Siniri sağlam olan alsın tutsun veya borsaya bakmayan geri alsın tutsun. Çok ucuz hisse buldum, 5 sene sonra harika olacak diyen varsa çok güzel fırsatlar bence olacak yakın zamanda. Hani ona bir şey demiyorum. Ama ben buna kısa vadeli bakarım. Hani Türk yatırımcısı olarak bakalım. Hani bir gün boyunca al sat yapanlar tüm işlem hacmini %70'i bir günde alıp ertesi gün satanları da koyunca %90'a çıkıyor neredeyse. Şimdi böyle bir piyasa varsa oturup şu dalgalanmaları ayrı ayrı değerlendirmek lazım. Ana yön değişti mi? Ana yön şimdilik değişmiş değil bahsettiğim sebeplerden. Ama eskisi kadar yani hani Mart ayı sonuna kadar yeni zirve görür müyüz diye konuşuyorduk. Mart ayı geldi. Şimdi bırak zirveyi. Nereden döneceği konuşuyoruz. Ve bu bizden ziyade dünyadan kaynaklanan bir şey. Bizdeki bu rüzgarda yani hani olumsuzluk rüzgarı da illaki buna bir takım katkıda bulunuyor. Satışlar Borsa İstanbul'da genel bir küresel program başında konuştuğumuz yön belirsizliği nedeniyle mi? Yoksa yerel işte Barış'cığım kur 4'e gitmiş. Faiz 14-30 olmuş. İşte başka meseleler var. Onlar mı? Mesela şu Borsa İstanbul'da bir tane faiz veya dolar TL'ye çizsek çok net göreceğiz. Bunu daha önce de konuştuk. O korelasyon kopalı çok oldu. Dolar TL yukarı giderken, TL değer kaybederken de endeks yukarı gidiyor. Faizi uzunca bir süredir çok fazla takmıyorduk. Fakat bugün özellikle bankacılık endeksine giren satışlarda şimdi faizden ziyade genel olarak bankalara gelmesi beklenen bir yük kısmı var. Onun etkili olduğunu düşünüyorum. Yani hani bu noktaya kadar sadece makro değişkenler borsayı etkiledi demek doğru değil. Amerika'ya şu S&P ile Borsa İstanbul'u çiz, korelasyon harika. Dolar TL ile çiz, alakası yok. Yani bu tamamen yurt dışı rüzgardı. Ama şimdi işte bizim hikayeler yavaş yavaş sektör bazlı, şirket bazlı konularda etki etmeye başladı. Konu aslında teşvik programı, kime yarayacak, kime yaramayacak konusu var. Hani burada durayım. Işığa devredeyim. Oradan tekrar şey yaparız. Şikak'te bankacılık endeksi Borsa İstanbul. Bankalarda büyük problem var. Ben bu problemi... Yani borsa için abi. Ben bu problemi ne yazık ki Borsa İstanbul adına pozitif olarak gördüm. Çünkü Borsa İstanbul'da istihdam ve büyümeyi destekleyen her şey şu güne kadar Borsa İstanbul için pozitif oldu. Son 2,5 senede darbe girişiminden beri. Fakat Borsa İstanbul'da Sabah gazetesinde yayınlanan bir haberde 500 bas puanlık TL kredilerde faiz desteği, 200 bas puanlık FX kredilerde faiz desteği sağlanacak. Bu teşvikler bugün itibariyle gazetelerde çıkan Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızın beraber açıklayacağı 23 firmaya verecek teşvikle benim bildiğim kadarıyla 128 milyar TL'ye ulaştı. Şimdi burada bankacılık sektörünün 194 binden çok önemli desteği olan 164 bine çok yaklaştı. Ve o Sabah gazetesi haberi çıktığından beri bankacılık sektörü ne yazık ki nefes alamıyor. Çünkü kimse bu teşviklerdeki faiz desteğin nasıl olacağını bilmiyor. Görev zararı mı yazılacak? Yani tamamen böyle değişik kafadan atılmış bazı senaryolarla bir bilinmezlik var. Sen Borsa İstanbul'un %30'u üzerine bu bilinmezliği koyduğun zaman Tufan'ın dediği gibi bizim borsamız bugün mesela çok önemli bir 115.100 desteğinde stop losslar, zarar kesler, çalıştı herkes Borsa İstanbul'da o en çok satış yine bankalara geldi. Sınaiye karşı 2003 Haziran'ından beri görmediğimiz seviyelerde bütün teknik parametreler her şey aşırı satımda. Yine en çok satış Akbank dışında bankalara geldi. Şimdi bunu %3 falan satış dediğin az buz da değil. Yani şimdi baktığımız zaman belki birileri hani ben sonuçta Sabah gazetesi haberinde şu çıktı filan bakamam. Yani ben sonuçta piyasa hareketlerine, fiyat hareketleriyle bakarak yani bankacılık sektörüne bu son gelen satışların ben Borsa İstanbul için belki de yanlış olarak yorumladım. Bu teşvik, 128 milyar TL'lik teşvik olayının faiz desteği bağlantısıyla olduğunu düşünüyorum. Çünkü şu ana kadar bu desteğin nasıl verileceğini, nasıl kullandırılacağını anlatan ya da açıklayan bir insan yok. Ya ama onu özel sektör bankaları mı yani i̇şte daha çok... İşte bilmiyoruz abi. Yani sen de böyle hani soru işaretleriyle bakıyorsun filan. Ben de böyle oynuyorum yani. Ya evet yani biz de oynuyoruz bilmediğimizde. Bugün Sayın Başbakan'ın, Sayın Yıldırım'ın açıklaması vardı.
Yani o açıklamalarda şöyle bir şey söyledi. Dedi ki krediye ulaşımını kolaylaştırması için bankalarda işte yeni programlarını, işte önlemlerini, tedbirlerini açıklayacaklar gibi bir şey kullandı. Böyle bir ifade var. Şimdi detayını gene bilmiyoruz. Fakat şimdi oturdum ben de bizim bank analistimiz Recep Demir'e gittim. Dedim ki abi nedir bu? Yani ne açıklanabilir burada? Şimdi düşündük, taşındık. Vallahi bilmiyoruz yani. Şu an o kadar ciddi burada bir belirsizlik var ki bankaların bu faiz tarafına nasıl bir destek sağlayacakları diyelim. Bu desteğin işte kamu özel ortak mı olacağı, kamu olacaksa bunların görev zarar mı olacağı, hazine tarafından mı finanse edileceği, bunun borçlanmaya mı yansıyacağı şu an gerçekten bilmiyoruz. Yani merakla şu teşvik programının detayını görmeyi bekliyoruz. Ya biz teşvikten olumlu bir şey bekliyoruz. Reel sektör sanayi tarafında için. Aynen öyle. O tarafta zaten gayet güzel, hiçbir sıkıntı yok. Şimdi orada geçen haftalarda isimlerini bile konuştuk. Hangi sektör var, hangi şirketler diye konuştuk. O şirketlerde ara ara oynaklık oluyor ama baktığında o günden bu yana zaten hareket yukarı yönde. Bir sorun yok. Sorun bankalarda. Endeksi aşağı çeken de bugün için baktığında özellikle bankadır. Faizin yüksekliği bankacılık sektörünü olumsuz etkiliyor. Geçen hafta biraz konuşmuştuk ama demiştiniz ki ya Barış faizler yükseliyor ama bankaların marjı, yani bankalar daha yüksek kredi faizleriyle verdikleri için mevduat faizi aşağıda kalsa bile oradan kar yazmaya, hatta daha çok kar yazmaya devam edebiliyorlar gibi, yanlış mı hatırlıyorum? Yok. Yok mu? O tam tersi. Yani faiz yukarı gittikçe, çünkü hani mevduatın vadesi ortalama işte 50 günler, 60 günler civarında. Kredilerin vadesi çok daha uzun. Sen mevduat faiz yukarı gittikçe senin fonlama maliyetin yukarı gidiyor. Marjın daralıyor. Yükselen faiz ortamı bankacılık sektörünün hiç arzu etmediği bir şeydir. Genel kanının aksine. Şimdi bu yükselen faiz ortamı bankalara nasıl yansıyacak? Şimdi bu çeyrekte olmasa bile bir sonraki çeyrekte bunları görmeyi başlayacağız. Faiz buralarda kalırsa. Demin Merkez Bankası faiz arttırır mı arttırırsa filan diye konuştuk. Arttırırsa gene senin fonlama kaynağın maliyetin bir ton daha artacak, bir tur daha artacak. Yani dolayısıyla şu ortam, yükselen faiz ortamı genel olarak bankacılık için sevimsiz. Üstüne mali politikadan kaynaklı bir de baskı gelirse önümüzdeki dönemde Borsa İstanbul'da hani belki yeni rekor değil, gene belli aralıklarda sıkışmış bir endeks, bankacılık sektörünün geçen sene olduğu gibi gene sanayinin ciddi altında kaldığı böyle bir ortam olacak. Ha bankacılık sektörü ucuz mu? Öyle söyleyenler var. Bankacılık sektörü hep ucuz. Ucuz olmasının sebepleri de bunlar. Yani bu çok matematik böyle söylüyor. Ne diyelim? Bankacılık sektörü sadece bir zaman pahalıydı. 2013 Mayıs. Bernanke konuşmadan evet, önce. Evet. Yani 2013 Mayıs, yani ondan sonra her zaman ucuz ama şu anda bankacılık sektöründe bir de şu fiyatlanıyor tabii, maliyet. Yani bu bir şekilde küresel faiz ortamının istendiği gibi gitmediği bir dönemde bizim swap piyasamız, yani kısa vade bir aylık swaplar da biraz hani seyrettiğimiz ciddi alarm sinyalleri veriyor swap piyasamız. Sonuçta bankalar TL kredi vermek için o piyasayı kullanıyorlar. Oradan da bir maliyet artışı var. Ama ben yine de suyun başına döneceğim. Bankacılık endeksinde gördüğümüz bu sert satışların ana nedeninin ben teşviklerin faiz desteğinin nasıl verileceğinin anlaşılamamış. Yani piyasa sonuçta her zaman piyasalar böyledir. Yani kötüyü fiyatlarız. Ama anlaşılamayanı, bilinmeyeni bankacılık sektörü fiyatlayamıyor. Yani birilerinin çıkıp bu açıklamaları yapması lazım. Yakında yapılacak diye ümit ediyorum. Peki, bir araya gidelim. Aranın ardından yeniden karşınızda olacağız efendim. Yeni teşvik programında faiz desteği nasıl olacağı belirsizliği bankalar üzerinde baskı yarattı. Kanınca bankacılık hisselerine gelen satışın nedeni bu. Işık Ök'te bunu ifade etti. Tufan Cömert ise bir önceki bölümde enflasyonla mücadele edilmeyeceği algısının piyasaya yerleşmesi, yükselen cari açık ve Türk lirasındaki ciddi pozisyonlanma TL'deki değer kaybının ana unsurları oldu dedi geçtiğimiz bölümde. Devam edeceğiz. Son bölümümüz var. Amerikan borsaları bakalım nasıl bir kapanışa imza atıyorlar. Ardından Melike'den bir toparlama rica edeceğiz.
Nasdaq eksi negatif tarafta kapattı %0.8. S&P 500 2606'da az önce gösterdiğimiz bu 200 günlük ortalama şu an için çalışıyor gibi. Tabii ne olacağı belli olmaz ama yine de onun üzerinde kapattık. Dow Jones da yatay bir kapanışa imza attı. Bakalım Merike'de hangi notlar var Amerika'da? Merike? Barış, şu anda Amazon'un top loser sıfatını şu anda Facebook'tan aldığını gördüm. Neden? 53 milyar dolar piyasa değeri eriyince tabii neden? Trump kafayı takmış Amazon'a. Yani bir yerde yer değiştirdiler. Biggest punching bag, yani hani boksörlerin kullandığı o şey vardır ya, o torba. Şu anda Amazon o torba oldu diyor baktığımızda medya yetkilileri. Çünkü gerçekten Trump'ın bu firmanın da peşinden gitmemiz lazım, bunun da ardında bir takım problemler var demesiyle birlikte, ki inkar etmesine rağmen artık işten geçmişti. Hissenin değeri 1539 iken 1438'e düştü. Çok büyük bir rakam. 1500 dolar, hani en pahalı hisselerden birisi aslında. Belki Amazon'un genel çapında çok büyük bir değeri yok ama 53 milyar dolardan bahsediyoruz genel anlamda. Büyük bir resim açısından da işte bu teknoloji firmalarının üst üste kaybettirmesi Mart ayında Nasdaq'a büyük bir darbe verdi. Ve ayı büyük ihtimalle büyük bir kayıpta kapatacağız. Uzun zamandır böyle bir kayıpta görmemiştik. Tam Ağustos 2015'ten beri güzel rally gördük derken tersine döndü işler. MBA Mortgage başvuruları geldi. Bugün %4.8 çıkmış. -1'lerdeydi. Artılara geçiyor. 4 katı 5 katına çıkıyor. En önemli veri gayri safi milli hasılaydı. Hane halkı harcamaları ABD ekonomisinin en büyük kısmı. Orada artış var, envanterlerde var, bir düzelme var, ticari yatırımlarda da derken ekonomik büyüme rayında. İkinci el konut satışı ya da devam etmekte olan konut satışları %3.1 aylık bazda artıyor. Yılda eksiye dönse de yarın da PC deflator dediğimiz enflasyon barometresi, şahsi gelir ve harcamalarla işsizlik sigortası başvuruları gelecek önemli verilerden diyorum. Söz tekrar size İstanbul'a veriyorum Barış. Hikayen çok teşekkürler. Son bölüme girdik. Tufan Cömert ve Işık Ökte ile biraz altın konuşalım mı diye Tufan Cömert'le şöyle bakıyorum göz ucuyla. İzleyicilerimiz de merak ediyorlar. Son dönemde gram altın mesele aldı koptu. Evet. Işık Ökte, sen Reşat altına mı bakıyordun? Cumhuriyet yok dedi. Ben sadece Cumhuriyet bakarım. Cumhuriyet altına söylersin. Cumhuriyet böyle oldu falan diye. Son durumu yine merak ediyoruz. Bir ara ciddi şekilde gram altında yukarı hareket görmüştük. Altının onsu 1325 dolarda, bugün yaklaşık 20 dolarlık bir düşüş söz konusu. Ne dersin Tufan abi, bu özellikle güçlü dolardan mı biraz olumsuz etkilendi? Bir de kim Çin'e gitti? Kim Çin'de? İşte Trump çok böyle güzel ifadeler kullandı Kuzey Kore liderinin Çin'i ziyaret etmesiyle ilgili. Bunun da olumsuz etkisi altın üzerinde var mı? Ya şimdi altını yukarıya götürecek çok temel fazla bir şey yok. Yani hani Fed'in faiz arttırmasından işte uzun süredir bahsediyoruz. Dünyada baktığın zaman şimdi böyle riskten kaçınma eğilimi ara ara hikayelerle artıyor bile olsa bir trend yaratacak boyutta değil. Şimdi orada o yıl sonunda Aralık ayından itibaren gördüğümüz yükselişte Amerika'da enflasyon yeniden yükselecek. İşte Fed faiz artmak zorunda kalacak algılamasının bizi getirdiği nokta. Özetle altın uzunca bir süredir nerede? 1300-1350 arası ons fiyatı gidiyor geliyor. Bunun çok üstüne atacak bir gelişme en azından mevcut bilgilerle göremediğimiz için ben derim ki hani bu aralıkta dalgalanmaya devam eder. Ons tarafında ciddi bir beklentim ne şahsen ne kurum olarak bizim böyle bir şeyimiz yok. Şimdi gram altın fiyatına geldiği zaman tabii iş orada ons fiyatına değil dolar TL'de. 170 çok bin net liraya bir şey. Gelmiş. Aynen öyle. Yani burada diğer ekranda. Evet. Şey tarafında, yani ons tarafında bu 3 aşağı 5 yukarı aynı yerde kaldığı sürece dolar TL yukarı giderken zaten gram fiyatı da yukarı gidecek. Dolayısıyla bu noktadan sonra gram altın alan yatırımcı aslında dolar TL yukarı mı gidecek, buradan aşağı mı geleceği oynamak durumunda. Şimdi orada da ciddi bir belirsizlik olduğu için hani ben ne yaparım böyle bir yatırımcı olsam? Kısa vade için evet, eğer gram altın varsa tutarım. Alır mıyım? Baktım kur daha da hızlandı yukarı gidişat. Hani bir şey oldu, 4.01'i kurdu. 4...